Değerli katılımcılar ve izleyiciler, Japonya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Japonya Festivali 2021'e katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün Japonya'dan anime tarihçisi Sayın Tsugata Nobuyuki'yi Japonya'dan animenin tarihçisi ve özellikleri başlığı altında bir konuşma yapılması için davet edeceğiz. Sınıf Japonca yapılacak, arkasında Türkçe tercüme edilecektir. Sınıfın sonunda bir soru cevap bölümümüz olacaktır. Sorularınızı YouTube'un yorum bölümüne yazabilirsiniz. Öncelikle Sayın Tsugata Nobuyuki'yi tanıtmak istiyoruz. Tsugata Nobuyuki, Japon'daki az sayıda anime tarihçisinden biridir. Ve Kyoto Seika Üniversitesi ile Nihon Üniversitesi sanat bölümlerinde dersler vermiştir. Uzmanlık alanı Japon anime tarihidir. Ancak anime odaklı ve popüler kültürü kapsamlı şekilde incelemektedir. Bugün bu webinarda bize Anime'nin tarihi ve Japon animesinin nasıl kendi tarzını oluşturduğu ile ilgili bir sunum yapacaktır. Sore basu lütfen. yoroshiku onegaishimasu. Eee, minasan Nobuyuki Herkese merhaba. Ben anime tarihi üzerine çalışıyorum. Adım Sugata Nobuyuki. Bugün burada sizinle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. <laughs> Benim uzmanlık alanım Japon anime tarihi araştırmalarıdır. Japon animesinin neden kendi özgünlüğünü kazandığı ve geliştiği üzerine çalışıyorum. Bugün de bu noktalara odaklanarak konuşmak istiyorum. Ana hatlarıyla şu dört başlıkta sunacağım. Ee ee ,これ Öncelikle Japon animesinin özellikleri ve bugünkü durumu. Şimdi söylediğim gibi Japon animesinin özgünlüğü ve bugünkü Japonya'da popüler olan eserler hakkında konuşacağım. Ee 次に歴史と転換点 e 日本で最初にアニメーションが制作されてから今年で104年になりますが e その100年史の中で重要な転換点がいくつかあります それについてお話したいと思います Ardından tarihçesi ve dönüm noktaları Japonya'da ilk animasyonun yapımının üzerinden 104 yıl geçmiş ve bu 100 yıllık tarihsel geçmişin içinde bazı önemli dönüm noktaları olmuştur Bunlar hakkında konuşmak istiyorum 3つ目に世界の中のアニメ、日本側から見える風景。日本のアニメが世界中で人気を得ていることは日本でも伝わっています。ただ、世界での人気の様子が日本でどう見えているのかは、トルコを含めた世界ではあまり知られていないと思います。その日本側から見える風景をお話しすることで、日本のアニメの特徴を違った側面から考えることができると思います。 Japon animesinin tüm dünyada popülerlik kazanmış olduğu Japonya'da da biliniyor. Ancak dünyadaki popülaritesine ilişkin durumun Japonya'dan bakıldığında nasıl göründüğünün Türkiye'de dahil olmak üzere dünyada pek iyi bilinmediği kanısındayım. Size Japonya tarafından bakıldığında görülen manzarayı anlattığımda Japon animesinin özelliklerini farklı bir açıdan düşünebileceğiniz kanaatindeyim. Son olarak bu anime... Son olarak anime'nin geleceği. Bugün konuştuklarımızı toparlayarak bundan böyle Japon animesinin nasıl ilerlemesi gerektiği ve Japon animesinin mevcut olan sorunlarına ilişkin konuşacağım. Değerli Japon Evet, önce Japon animesinin özellikleri ve bugünkü durumundan bahsedelim. E, Hay,まず特性について次の三点が重要です。一つ目、子ども向け、ファミリー向けだけではなく、ヤングアダルト向けの作品が多い。İlk e e e e olarak özelliklerinden bahsedelim. Şu üç özellik önemlidir. Birincisi, sadece çocuklar ve aileler için değil, genç yetişkinler için de pek çok eser bulunur. Dünyada animasyonun merkezinde halen çocuklar ve aileler için üretilen eserler bulunmakta. Japonya'da da 1970'lerin ortalarına kadar durum aynıydı ancak 1970'lerin ortalarından itibaren anime izlemeyi bırakacak yaş grubunda olduğu düşünülen Ortaokul ve lise öğrencilerine yani genç yetişkinlere yönelik eserler üretilmeye başladı Sota Genzey ve günümüzde Japon animesinde genç yetişkinlere yönelik eserlerin çok olması önemli bir özellik haline gelmiştir. Bu genç yetişkinlere yönelik eserler dediklerimiz nasıl eserlerdir? İşte bu bir sonraki ikinci özelliktir. え、若者の恋愛、葛藤、挫折など、心理描写、国家や民族 e, no no e, başarısızlıklar ve hayal kırıklıkları gibi psikolojik tanımlamalar, ülkeler veya uluslar arasındaki çatışmalar ile çevre sorunları gibi karmaşık hikayeleri içerir. え、中高生の年頃に e めばえ、恋愛をし、また自分の弱点に気がついて、葛藤したり、挫折したりします。ヤングアダルト向け作品では、たとえその作品が近未来 SF であったとしても、登場する主人公が悩み、葛藤しながら、それを乗り越えて成長する様子が描かれます。 Genç yetişkinlere yönelik eserlerde örneğin eser yakın gelecekte geçen bir bilim kurgu ise başrolde sıkıntı ve zorluklarla karşılaştığında bunların üstesinden gelerek büyüyen bir ana karakter tasvir edilir. Genç yetişkin neslin izleyicileri böyle bir kahramanla güçlü bir duygusal bağ ve empati kuruyorlar kokkaya buna ek olarak ülkeler veya uluslar <laughs> arasındaki çatışmalar ile çevre sorunları gibi modern ve karmaşık hikayeler içeren eserler toplumla bağlantılarının farkına varmaya başlayan genç yetişkinlerin ilgisini çekiyor so bitme 3DCG ではなく、伝統的な 2D の手書きによる技法。法1990年代半ば以降、アメリカのピクサー社が制作した作品が世界的にヒットし、またコンピューターによるアニメーション制作技術も向上して、3DCG による作品が大幅に増加しました。 1990'ların ortalarından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde Pixar şirketinin ürettiği eserler dünya çapında popüler oldu. Bilgisayarda animasyon üretim teknolojisi de gelişti ve bunun sonucunda üç boyutlu bilgisayar grafikleri denen 3D CG kullanılarak üretilen eserlerde büyük ölçüde artış oldu. しかし日本では一時期 3D CG の研究や制作が行われましたが 日本のアニメファンは 3DCG を拒絶しました。彼らは昔ながらの手書き感がある 2D を好んだのです。Ancak Japonya'da bir süre 3 boyutlu bilgisayar grafikleri araştırılıp üretildi. Fakat Japon anime hayranları 3 boyutlu bilgisayar grafiklerini reddetti. Onlar eskiden olduğu gibi el boyaması hissi veren 2 boyutlu çizimleri beğeniyorlardı. Bu 2 2D 2 2D nedenle Japonya'da geleneksel iki boyutlu desenleri bilgisayarla çizerek yeniden üretmek için özgün bir teknoloji geliştirildi. Şimdi dahi Japonya'da animelerin çoğu iki boyutlu çalışmalardır. はい、スライドを次にしてくださいはい、えー、次に最近の日本のアニメ制作事情を話します表を見てください日本では2000年代以降それまでにも数多く制作されてきたテレビアニメがさらに多く制作されるようになりました Japonya’da önceden de televizyon için anime üretiliyordu. Ancak 2000’li yıllardan bu yana çok daha fazla televizyon için anime üretilir hale geldi. 2016 2019’ var 361 Tasakされました. 2016 üretilen eser sayısının en yüksek olduğu yıl oldu ve bir yılda 361 eser üretildi. 2020 yılında 278 title yılında koronavirüsü nedeniyle azalmış olsa da yine 278 eser üretildi. Mata anime 2019 yılında 91 title, 2020 yılında 66 title'dir. Ayrıca 2019'da 91 adet, 2020'de ise 66 adet uzun metrajlı anime sinemalarda gösterime girmiştir. Çoğhen anime no seysak honsu wa 20 nen wa Üretilen uzun metrajlı anime sayısı yıllara göre artabilir veya azalabilir ancak son 20 yıldır genellikle yükseliş eğilimindedir. E, tokuni 2020 yılının en büyük <laughs> hit Kimetsu no Yaiba Mugen özellikle geçen yıl 2020'nin 2020 en popüler yapımı İblis Avcısı Mugen Treni filmi oldu. Eee, evet, film Kimetsu no e e filmも, e 1になりました no Yaiba filmi geçmişte Japonya'da yayınlanan tüm filmler yani gösterilen tüm canlı aksiyon live action filmler ile animasyon filmlerinin tamamı arasında gişe hasılatında birinci sırayı almıştır. E Kimetsu no Yaiba'ga neden E çok Kimetsu no Yaiba neden çok popüler oldu? Ben Japonya'da geçmiş vakalarda görülmeyen çok özel durumlar olduğunu düşünüyorum. Maz キメツの刃』イバは2020年10月半ばから公開が始まりました。ヒットするアニメ映画は夏休み、8月など、観客の子供,の子供やヤングアダルトらが映画館に行きやすい時期に公開される作品が多かったのですが、キメツの刃』イバは違いました。アンキメツのアイバエキイーラント・アニメ izleyiciler arasında çocukların ve genç yetişkinlerin rahatlıkla sinemaya gidebildiği yaz tatilinde Ağustos'ta gösterime girmişti. Ancak Kimetsu no Yaiba farklıydı. Evet, Kimetsu, no Kimetsu no Yaiba 2016 yılında gensaku manga'nın ensaiği başlamış, 2019 yılında TV anime vanı yapım salı ve TV'de Kimetsu no Yaiba 2016 yılında orijinal manga serisi olarak başlamış 2019 yılında televizyon için anime versiyonu üretilmiş ve televizyonda yayınlanmıştı. Bu dönemde birçok manga anime fanı Bu aşamada birçok manga ve anime hayranının ilgisini çekmişti. Ancak bunu tam tersinden ifade edecek olursak, film sadece Kimetsu no Yaiba hayranları arasında popüler olmuştu. Bu nedenden dolayı Kimetsu no Yaiba film versiyonu sadece manga versiyonunun ve televizyon anime versiyonunun hayranlarına yönelik olmanın ötesine geçmeyerek bu kadarıyla gişe gelirinde bir numaraya çıkacak kadar izleyici sayısına ulaşmaktan çok uzaktır. え、başka <laughs> bir deyişle önceden film versiyonunun çok popüler olacağını kimse tahmin edemezdi diye söyleyebiliriz. Peki öyleyse pek çok animasyonun üretildiği Japonya'da neden Kimetsu no Yaiba çok popüler oldu? まず作品に登場するキャラクターたちの絆です。Er、最近の日本のアニメでは、一人のキャラクターの強さや美しさを描くよりも、複数人のキャラクターの協力や友情を描く作品に人気があります。 Birden fazla karakterin işbirliğini ve arkadaşlığını çizmek daha popüler. Ee Özellikle aile ve arkadaşlar arasında vazgeçilmez, ayrılmaz bağlar, insani bağlar dikkat çekiyor. Özellikle aile ve arkadaşlar arasında vazgeçilmez, ayrılmaz bağlar, insani bağlar dikkat çekiyor. Özellikle aile ve arkadaşlar arasında vazgeçilmez, ayrılmaz bağlar, insani bağlar dikkat çekiyor. Bunun arka planında 10 yıl önceki büyük Doğu Japonya depremi gibi... ...büyük bir felaketin meydana gelmesi durumunda nihayetinde aile ve arkadaşlık bağlarının... ...son derece önemli olduğunu Japon halkının fark etmiş olması bulunuyor. SaらにCOVID-19の感染拡大によって人々が集まらなくなったという事情があります... Ayrıca Covid-19 salgını nedeniyle insanların bir araya gelememesi durumu söz konusu oldu. Koda ya arkadaşların güçlü bağını bir tema olarak ele aldığını gösteren güçlü bağdır. Böylece birçok izleyicinin kalbini kazanmıştır. bir <laughs>

Bir diğer neden olarak COVID-19'un yayılması dolayısıyla birçok filmin vizyona girmesinin ertelenmesi, sinema salonunun boşalması, Kimetsu'nun yoğun bir şekilde gösterilmesi gibi özel duruma da dikkat etmek gerekiyor. 2020 yılında Japonya'da 2 ay kadar süren sinema salonları だ fazla このため2020年の秋は映画館が再開していたとは言っても上映するはずのいくつかの映画が完成しておらず映画館のスクリーンに空きが出てきました。 Bu nedenle sinema salonlarının 2020 sonbaharında yeniden açıldığını söyleyebilsek de gösterilmesi gereken filmlerin bir kısmı tamamlanmadı ve sinema salonlarında boşluk kaldı. E, Kimietsu no Yaiba가 sürekli olarak gösterilmeştir. Arıa映画館では Kimietsu no Yaiba가 5つのスクリーンで同時に上映され, e 결과として毎日15分おきに映画の上映が始まることになりました. Burada Kimietsu no Yaiba yoğun bir şekilde gösterildi. Bir sinemada Kimetsu no Yaiba aynı anda 5 salonda gösterildi ve sonuç olarak her gün 15 dakikada bir filmin yeni bir gösterim seansı başlamış oldu. Bu konu, Yaiba'nın neyi o şiranay bir kez bu çokça gösterilmesi konusu başlı başına gündeme oturdu ve Kimetsu no içeriğini bilmeyen sıradan insanlar öyleyse biz de gidelim izleyelim diye düşündüler. Eee, e Bu sayede Kimetsu no Yaiba'nın gişe hasılatı yaklaşık 305 milyon Amerikan doları oldu. Şimdiye kadar Japonya'da vizyona giren tüm filmler arasında zirveye yükseldi. Da hittin en büyük nedeni, insanların konuyla ilgili konuşmaları ve bu konuyla ilgili konuşmaları. Bence filmin çok tutulmasındaki en büyük etken insanların gündeminde yer bularak kulaktan kulağa yayılması diye düşünüyorum. Tabii ki, filmin içeriği çok iyi olduğu için da hitt oldu.

gişe gelirinin 100 milyon ABD dolarına kadar olan kısmı işin kapasitesiyle alakalıdır. Bunun üzeri ise sosyal bir fenomen haline gelmesindendir şeklinde ifade etmiştir. Ben Kimetin Oyayba'nın işte bu şekilde en popüler film haline geldiğini düşünüyorum. Sate, e, kousta anime wa sono rekishi no naka de nando ka no tenkan ten ga atte hatten shite kimashita. E tsugi ni sore <laughs> o hanashimasu. Evet, Japon anime tarihi içerisinde dönüm noktaları vardır. Şimdi de bunlardan bahsetmek istiyorum. Mazu, 1950 Öncelikle 1950-1960'lar arasındaki iki önemli hadiseden bahsedelim. 1958 yılında, Japon'un ilk

Toei Animasyon Stüdyosu Disney'i model alan oldukça eğlenceli, uzun metrajlı bir anime yaratarak Disney'i yakalamak istedi. Toei Doga sonu gomu nen ni ippon no chouhen anime o seisaku shite ikimasu ga, toji no nihon no anime no shijou wa chiisaku, nen ippon no chouhen anime dake de wa Toei Animasyon Stüdyosu devamında yılda bir adet uzun metrajlı anime üretiyordu. Ancak o dönemlerde Japon anime pazarı küçük olduğundan yılda bir uzun metrajlı anime filmiyle Disney'e ye yetişemezdi. Bu 1960'lı yıllarda yayınlanan televizyon anime Öte yandan 1963'te yayınlanmaya başlayan televizyon animesi "Astro Boy" büyük popülite kazandı.

Astro Boy'da önemli olan haftada bir defa bir bölüm 30 dakika olarak üretilmesi ve sürekli yayınlanmasıydı. Ondan önceki Amerikan televizyon animesi bölüm başına 5 ila 10 dakikaydı. Tezuka-san, 1 hafta 30 dakikada karakterlerin o Bay Tezuka bölüm başına 30 dakika ile karakterin duygularını zengin bir şekilde çizmeyi amaçladı. Atom'a da hit televizyon anime çok çok Anime no kankak ga oğaba ni Astro Boy çok popüler oldu. Birçok televizyon animesi yapıldı ve anime izleyenler önemli ölçüde arttı. Konu televizyon anime no tanjou ga saysa no bu televizyon animesinin doğuşu ilk büyük dönüm noktasıdır. E, Ardından 1970'lere gelelim. 1974年に放送されたテレビアニメ宇宙戦艦ヤマトと1979年に放送された機動戦士ガンダムはどちらも子供向けではない複雑なストーリー、キャラクターの心理描写など中高生以上のヤングアダルト向けの作品でした。1974 1974 yılında yayınlanan Uzay Savaş Gemisi Yamato ve 1979 yılında yayınlanan Mobil Takım Gundam adlı televizyon animeleri, çocuklara uygun olmayan karmaşık hikayeler ve karakterlerin psikolojik tasvirleri gibi ortaokul ve lise seviyesinden daha büyük genç yetişkinlere yönelik eserlerdi. Başta da bahsettiğim gibi, dünyada de çok nadir, genç Başta da belirttiğim gibi dünya çapında ender olarak genç yetişkinler için yapılmış eserler piyasaya çıkıyordu. Konu etik yarışması <laughs> Gundam, <laughs> Kimura SF'de,地球で地球人同士が宇宙戦争をする中、戦闘の間に立たざるを得なくなった15歳の少年の苦悩と成長を描いたストーリーです。Bunlardan Mobile Takım Gundam, yakın gelecekte geçen bir bilim kurgu olup, uzay savaşında mücadele eden bir takım dünyalının arasında savaşmak zorunda kalan 15 yaşındaki bir erkek çocuğun ızdırabı ve büyümesinin aktarıldığı bir hikayeydi. E, sarani, kokka toyu mondai ni made e, Ayrıca Gundam, milletin ne olduğu, adaletin ne olduğu ve kötülüğün ne olduğu sorularıyla da uğraşmıştır. どちらの作品もヤングアダルト世代から大きな人気を得ました当時の日本でもアニメは子供のためのものという認識が主流でしたがその認識を変えることになりこれが二度目の大きな転換点になりましたヘリキエサーで人間の人たちの人たちが大興味がありますお前はジャポンやアニメはアナアクマのアニメの子供のための典型を持っていたでもこの自信が変わっていますそして二つの大きな復元に分かった 2>, はいえー、2度目の転換点を迎えて、日本のアニメやそのジャンルが非常に増えました。というわけで、宇宙などを舞台にした SF 作品、えー、例として、宇宙戦艦ヤマト。Er えー、巨大ロボットが登場する作品、例として、機動戦士ガンダム。 Dev bir robotun yer aldığı eserler, örneğin mobil takım Gundam. Yakü ya da sakka na do sporcu o temato suru sakhin, rey to shite Captain Tsubasa. Beyzbol ve futbol gibi sporları konu alan eserler, örneğin Kaptan Tsubasa. Maho tsukau shoujo ga shujinkou no sakhin, rey to shite Maho tsukai Sari. Baş kahramanı sihir kullanan genç kızlar olan eserler, örneğin Küçük Cadı Seli.

この年代では二つの長編アニメが特に重要です。次に1980年代に移ります。この時期に長編アニメは特に重要です。この時期に長編アニメは特に重要です。1984年公開の宮崎駿監督の長編アニメ『風の谷のナウシカ』は宮崎監督の名が日本国内で広く知られるきっかけになり、またスタジオジブリ設立のきっかけになりました。 Yönetmen Hayao Miyazaki'nin 1984'te yayınlanan uzun metrajlı animesi Rüzgarlı Vadi, Miyazaki'nin adının Japonya'da yaygın olarak tanınması ve Stüdyo Ghibli'nin kurulması için bir itici güç olmuştur. Nausicaa'nın Rüzgarlı Vadi, dünyada çevre tahribatının olduğu bir geleceği resmeden bir hikaye olup, sadece ekonomik verimliliği ön planda tutan içinde bulunduğumuz çağı şiddetle eleştiren bir sosyal çalışmadır. Costa Otano'nun büyük bir <laughs> Yönetmen Miyazaki'nin en büyük başarılarından biri yetişkinlerin de keyifle izleyeceği uzun metrajlı bir anime yaratmasıdır. E Otomo anime, Sırada 1930 pardon 1988'de gösterime giren Katsuhiro Otomo'nun yönettiği uzun metrajlı anime Akira var. Otomo'nun çizdiği manga'yı esas

Ayrıca Akira, Japon animesinde erken dönemlerden itibaren yurt dışına tanıtılan eserlerden biridir. Özgün görsel anlatımı pek çok kişiyi şaşırtmış ve anime isim bir eser olmuştur. E, tadaşi, 80'lerden nakaba yaklaşık 10 yıl kan var. E, Nihon kokunay'da animenin ilgisi teğmeyişte zikini ancak 1980'lerin ortalarından itibaren yaklaşık 10 yıl boyunca animenin popülaritesinde durgunluğun yaşandığı bir dönem oldu. Karşılığında Super Mario Brothers, Dragon Quest gibi oyunlar anime'nin sokumen Bunun yerine Super Mario Bros ve Dragon Quest gibi oyunlar popüler oldu ve anime izleyicisini farklı bir tarafa çekti. E, şikashi bu konuda de Nihon Manga, Ancak bu sayede Japon animesinin manga ve oyun gibi ilgili içeriklerle bütünleşik olarak gelişmesine uygun zemin şekillendirilmiş ve 1990'ların ortalarından itibaren tekrar anime'nin gelişmesinde itici güç oluşmuştur. そして1990年代から2000年代に入ります。まず1995年、テレビアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の放送が始まりました。ごく普通の少年少女が本人たちの意思に関係なく大人たちの組織に組み込まれ、 E Sıradan genç erkek ve kızlar kendi isteklerinin ne olduğuna bakılmaksızın yetişkinlerin organizasyonuna dahil edilirler ve onların endişeli görünümleri genç yetişkin nesilden pek çok kişinin sempatisini toplar. Günümüze kadar film versiyonu yapılmaya ve yayınlanmaya devam eden ilgi çekici bir eser olmuştur. 次に1997年公開の宮崎駿監督のモノノキ姫2001年公開で同じく宮崎駿監督の「千と千尋の神隠し」の2作の成功で宮崎駿監督が国民的な知名度と人気を得ました。アーティンダー・ネット・マン・ハヤオ・ミヤザキン、ド・クズ・ドクサン・エデ・デ・ギョス・テルメ・ギラン、プランセス・モノノケ、ウィ・キビン・ビル・デ・ギョス・テルメ・ギラン、ブルフ・クチシア・アド・イキ・フィルメ・バシェルス、 Yönetmen Hayao Miyazaki ulusal tanınırlık ve popü... Miyazaki'ye ulusal tanınırlık ve popülerlik kazandırdı. özellikle Sen 300 Özellikle ruhların kaçışı tarafından elde edilen yaklaşık 300 milyon dolarlık gişe hasılat rekoru Kimetsu no Yaiba tarafından geçilene kadar 20 yıl boyunca Japonya'daki en yüksek rekor olmaya devam etmişti. Sada Sen Tochishiro'a Berlin Koku Sayagasai'de Sayko Show, Kinkoma Show'u受賞しました. Bu söz, Japonya'nın animasyonu, özellikle Avrupa bölgesinde saygı duyduğu bir şeye sahip oldu. Ayrıca Ruhların Kaçışı Berlin Uluslararası Film Festivali'nde en yüksek ödülü, yani Altın Ayı ödülünü kazandı. Bu durum Japon animesinin özellikle Avrupa bölgesinde yeniden değerlendirilmesinde itici güç olmuştur. ayrıca 2000'li yılların başlarında dijital 2000'li yılların başlarında dijital anime üretimi ilerledi. Japonya'da full Fakat Japonya'da tam üç boyutlu bilgisayar grafikli yerine iki boyutlu olarak ele boyamaya önem verildi. E, 2D niyotte tegaki kan nokoshi, e, 3D CG 2D to 3D no gamen de iwakan naku Bu nedenle karakterleri iki boyutlu çizerek elle çizilmiş hissini bırakarak Robot ve benzeri mekanik çizimlerde üç boyutlu bilgisayar grafiklerini kullanarak iki boyutlu ve üç boyutlu çizimleri tek ekranda herhangi bir rahatsızlık hissetmeden birleştiren teknolojiyi geliştirmiştir. Nihon'un Japon animeleri bir ün 2D to 3D to birleştiren Japon animesinin ciddi anlamda uluslararası tanınırlık kazandığı ve Japonya'nın iki boyutlu ve üç boyutluyu birleştirmeye yönelik benzersiz teknolojisinin geliştirildiği bu dönem üçüncü büyük dönüm noktasıydı. E, sate, kokomade şokaiştikteyona rekşi ga atte, Nihon no anime wa genzai itatteyono desu ga, e, kouşta anime ga sekai de ninki o koto wa, e, Nihonjin wa yoku Buraya kadar anlattığım gibi bir tarihsel geçmişe sahip olan Japon animesi günümüze kadar ulaşmıştır. Japonlar da bu animenin dünyanın ilgisini çektiğini çok iyi biliyorlar. E, Ancak tüm kültürlerde olduğu gibi bir ülkenin kültürü diğerinde her zaman tam olarak anlaşılamaz.

Bu nedenlerle Japon animasyonunun dünyada popülerlik kazanması durumunun Japonya içinden bakıldığında nasıl göründüğünü anlatmak istiyorum. <laughs> Öncelikle çok sınırlı sayıda eserin dünyaya tanıtılması söz konusu. これはどのような文化でも同様ですが、さまざまな事情から国外に紹介されるコンテンツには限りがあります。のののは、は、でで、でし外ににとアアニニメメれば、1990年代まま日本作作会社は作品の海外輸出に熱心ではありませんでした。 Animeyi örnek olarak alırsak, 1990'lara kadar Japon anime yapım şirketleri çalışmalarını yurtdışına ihraç etmeye pek hevesli değildi. Bu nedenle bazı sınırlı eserler yurtdışına ihraç edildi ve bu sınırlı sayıdaki eserler Japon animesinin imajını oluşturdu gibi görünüyordu.

Anime, yabancı ülkelerde çocuklara yönelik hazırlanan eserlerden kesinlikle daha fazla şiddet ve cinsel ifade içerir. Bu nedenle anime yurt dışında popüler olsa bile bundan daha büyük ölçüde eleştirileceğini Japonya'daki bizler tahmin etmiştik. アニメで多少の暴力や性表現が描かれていて、それによって子供が影響を受けたとしても、それは限定的であり、また親の教育によって子供は守られると考えられてきたのが日本の実情ではないかと思います。アニメでビラスシー・デッフェア・ジン・セリファー・ディレルン・ベティム・ラン・メスネ・デ・ニーレ・チョジュ・パレイ・キ・ラン・セビレ・ブノス・ネ・ローレジェ・アイレイ・イテミネ・チョジュ・コリエジェ・ディシュネル・ミシュトゥ。 日本でも過去にアニメで描かれた暴力や性表現が問題になった作品はいくつかあり、中には放送が中止された作品もありましたしかし、そのためにアニメ制作会社は問題に対応し、新しい作品を制作し続けています。

Nihon no Japonya'dan bakıldığında, animenin yurt dışındaki popülaritesinden bahsederken korsan baskılarının etkisi göz ardı edilemez. Japon animesinin yurt dışındaki popülaritesi Japonya'daki yapımcıları ve hayranları mutlu ediyordu. Ancak bunun aslında internet ve benzeri yollarla yayılan korsan kopyalardan kaynaklandığı anlaşıldı. Japon anime ga internette de seki haisin sareru yo natta jiki wa Obe ni kurabete hijou ni osokatta. 2010 nendai ni honkakka nano desu ga kore wa Japon no anime seisakusha ga kaizoku ban o keika shite internette ni sakuhin o upload suru koto o sakete ita kara desu. Japon animesinin internette resmi olarak dağıtılabilir hale gelmesi 2010'larda gerçekleşti ve Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri'ne kıyasla çok geç oldu. Ancak bunun nedeni Japon animasyon yapımcılarının korsan kopyalara karşı temkinli olmalarıydı. internette Günümüzde internette legal formatta oldukça fazla animeye rastlayabilirsiniz. Kaizoku banの存在は keşke yürüsülemasın. Şikasi dojini 2000年代までの時期、海賊版が日本のアニメを海外に紹介するために役立ったことは事実だと思います。Kadar Japon olduğu doğru olduğunu こうしたアニメの文化力を私たち日本人は意識させられることも多くなりました。 biz Japonlar animenin kültürel gücünün de epeyce farkına varmaya başladık. Şu anda Japon anime pazarının büyüklüğü 2 trilyon yenin üzerindedir. Bunda yurt dışında da anime izlenmesinin getirdiği başarının payı da mevcuttur. Mata

Özellikle yabancı ülkelerden gelen turistler arasında Japon animelerinin çekildiği yerleri ziyaret eden ve fotoğraf çeken turistleri görmek mutluluk vericidir. <gülüyor> <gülüyor> Bu etkiler animenin sahip olduğu kültürel güç olarak Japonya'nın anime sektöründekiler tarafından anlaşılmakta ve memnuniyetle karşılanmaktadır. Son olarak Japon animesinin geleceğinden bahsetmek istiyorum. İlk olarak dağıtım ortamının geliştirilmesi. Japonya'nın anime dağıtım işi diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça geride kalmıştır. 現在も Netflix をはじめとする国外の配信プラットフォームに依存しています。日本のアニメを効果的に海外に紹介し、またアニメ制作関係者がちゃんと利益を売るように、日本の企業による配信環境の整備が必要です。はい、l Netflix Gibi, テネザ i n ダートンプラットフォームのバ t ムドル。ジャポン,ア,ーンアニメですスネイユティンでエッキンビルシェキルでトンアニマーションユレティミール<プ>、ウラシャンナルン、<英語> kar edebilmesi için Japon şirketlerinin dağıtım ortamını iyileştirmesi gerekiyor. E e Sonra da insan kaynaklarının yetiştirilip geliştirilmesi ve çalışma ortamının iyileştirilmesi. Japon anime yapım stüdyolarının uzun çalışma saatleri ve düşük ücret seviyeleri olduğu söyleniyor. Gerçekte stüdyolar arasında farklılıklar vardır ve yeterli düzeyde maaş alabilen anime çizerlerinin sayısı az değildir. Ancak birçok genç anime çizerinin düşük ücretlerle uzun saatler çalışmak zorunda kaldığı da bir gerçektir. Bu da genç iş gücünün yetişmesini zorlaştırıyor. Dijitalleşmeyi daha da teşvik etmek gibi adımlarla stüdyo içindeki ve dışındaki çalışmaların en iyi seviyeye getirilmesi istenmektedir. E, ve son zamanlarda sıklıkla düşündüğüm şey en baştan itibaren yurt dışı bilinciyle işlerin üretilmesidir. Sakiyodo hanashita yoni, Nihon no anime wa kihontekini kokunai no fan mukeni tsukurarete ite, daha önce de belirttiğim gibi Japon animeleri temelde Japonya içindeki hayranlara yönelik üretilmekte olup yurt dışındaki izleyicilerin beğenilerini ön planda tutan eserlerin üretilmesi düşünülmemektedir. E, durumda近年日本のアニメによく似た絵柄やストーリーの作品が日本国外で制作されるようになりました。これは新たな競争が発生したと言えます。 ancak son yıllarda Japon animesine çok benzeyen desenler ve hikayeler içeren eserler Japonya dışında üretilmeye başlandı. Bu yeni bir rekabet doğurmuştur. Bu Ko向けo sakin Japonya iç pazarına yönelik eserlerin olduğu gibi ihraç edilmesiyle yetinilmemesini ve en başından yurt dışına yönelik anlayışla hazırlanmış eserlere olan ihtiyacın artmakta olduğunu düşünüyorum. E Bugün için hazırladığım sunumum burada sona eriyor. E e, bundan sonra varsa sorularınızı almak isterim. Çok teşekkür ederim. 大変姿、お礼です。今度は、お尋ねします。それでは、質問いたします。田さん、お願いいたします。日本でアニメーターになりたいと思っています。今後日本のアニメ業界は海外を意識するため、外国人の制作者を増やすでしょうか。はい、えー。現実に今日本のアニメスタジオでは。 E, あの, Türkçesini ő, söylemek isteriz. Ben Japonya'da anime sektöründe çalışmak istiyorum. Bundan böyle Japonya'nın anime sektörü yurt dışı hedeflerine yönelik olarak yabancı yapımcı sayısını artırır mı sizce? Eee, de はい、お願いします。はい、えー、日本でアニメーターになりたいということなんですが、えー、現在、日本のアニメスタジオでは、えー、国外から、えー、アニメーターを雇っているスタジオがいくつもあります。日本でアニメーターの主役の主役の主役の主役の主役の主役の主役の主役の主役の主役の主役の主役の主役の主役の主役ええ役の主役の主役の主役の主役の主役のえ役の主役の主役の主役の主役の主役の主役の主 ですから、例えば、トルコから日本へ行ってアニメーターとして働くチャンスはあると思います。どれにせよ、シズンで、トゥキエダン、ジャポンへギデレック、ウセクトルで、チェルシマ・インキャンス、バーダル。私が思うのは、その時に一番重要なのは語学だと思います。日本語は話せることです、ね

Um じすえー、とアニメという単語は日本のアニメーションを意味しますか、えー、あるいはそのある特別なこう手法を適用した場合例えばです、ね、トルコのアニメという単語を使用できるアニメーションになるのでしょうか でアニメケルメステルミノロジーでジャパニにシすようにフいわでだよくサベリティクニキレリウイグラドゥムサマウネン、ツルカニメシタビリニクラナジャムズアニマシオナやアパビリリミーズ。それでは回答のほねがいします。はい、えー、大変いい質問です。 <ペー>続けていいですか <music> ee, 私が今アニメという言葉を使っていたのはこれは日本で制作されたアニメーションのことを意味しています。しかも日本で制作されたアニメーションの中でも <music> テレビや映画として

Ancak e, Japon animesi dediğimiz animasyonun e, kendine özgü bir durumunu tanımlamaktadır. Aslında aynı anlama gelmekle birlikte e, kullanım farklılıkları da olabilmektedir. De konu paylaşıma. 実際には専門家、例えば私のような専門家は使い分けていますが、一般の日本人はあのほとんど使い分けていないと思います。ですから、e, トルコで制作されたアニメーションの中に、 Türkiye'de yapılan eserlerde de gerek hikaye gerek karakter bakımından animeyi andıran o formatta olanlar varsa Türk animesi tabirini de kullanabileceğimizi düşünebiliriz

bir anime serisinin ortaya çıkış sürecinde anime ekibi kimlerden oluşuyor? Mesela iç ve dış mekanların tasarımında ya da müziklerin seçiminde nasıl bir yol izleniyor? Hay. E, kore wa e, sakhin göre kibo, e, sakhin Bu eserin çapına, uzunluğuna göre değişiklik gösterebilir.

どんな作品をこれから作ろうかということで、小説や漫画、そういった原作ですね、そういったものをまず決めていきます。この k i s i l r どんな作品を作るかが決まると、その作品をアニメにするために、 en mükemmel Ve ne yapacaklarına karar verdikten sonra, bunun için en uygun olan mükemmel bir animasyon çizim ekibini ve ses ile ilgili sesçiyi tespit ediyorlar. Özellikle, animatörün çalışması çok önemli. Öncelikle animatörler, kendilerine güvenilir bir Özellikle resim çizdi, çizilmesi, resimlerin çizilmesi görevi çok önemli. Ee, o nedenle e, kendi tanıdığı, bildiği e, çizerleri bir araya getirir genellikle ekip. Son olarak, mesela karakterin dizaynına uygun kişi, 空間のデザインに優れた人、あるいは水を動かすのが、つまりその、えー、と環境ですね、水とか火とか炎と,とか、そういう環境を動かすのが得意な人、様々いるわけです。今日のように、このように、このように、このように、 スユン・ハレケティ・いリネ、チェそういった一人一人のスタッフの適性を見ながら決めていくんですが、それを決めるときには、もう監督と、それからチーフアニメーター、この2人が話し合って決めることが多いと思います。 bunları birer birer özelliklerine göre seçerler. özellikle yönetmen ve baş çizer birer birer kişileri belirler. E, çünamini Nihon'de var, onmak ga saki ni atte, e, soku kara sonu kantok ve ga elabarıyor duyu sakin wa amari arimasen. Japonya'da önce müziğini yapıp ondan sonra e, diğer çalışmaları yapmak pek yaygın değildir. ega, de, eee, ega de, ugoku ega,映像が, soyfu no dekite kara, eee, ongaku, eee, ichiban ni tekisir ongaku o, eee, iku, sagashite iku. soyu koto ni önce hareketler, hareketli resimler, görseller yapılır. Sonra bunlara uygun müzik aranır. Bu arayışla müzik tespit edilir.

Hayao Miyazaki'nin yönettiği birçok harika film var ama anime tarihi bakımından en anlamlısı sizce hangisi? E e, bu çok zor bir soru ve benim de yanıtlamam zor bir soru aslında. Eee, naze ka ben ieba, Miyazaki Hayao'nun uzun bir zaman neden derseniz ben aslında kendim Hayao Miyazaki'nin eserlerini çok uzun bir süre araştırdım. E sonu önemli 작품 toyu sonu e ga bunun sonucunda önemli kavramının birkaç çeşit olduğuna karar verdim. E deskara tatta 1 önemli eser seçmek toyu zor. totemo dolayısıyla hangi yönden önemli olduğuna baktığımızda bir tane eseri önemli diye seçebilmek çok zor. Sonra mıcada e e, şimdi düşünüp bunlar arasından bir tanesini seçelim bakalım. Eee Mononoke des. Mononoke Hime e, Prenses Mononoke. Mononoke. E, e, Miyazaki Hayaoさんは, e, e Aslında, Hayao Miyazaki uzun bir süre, uzun metrajlı animeler üretti. Ama bu Prenses Mononoke'nin e, üretimi, e, prodüksiyonu biraz farklıydı. それと、宮崎駿というアニメ監督が日本国内でも、さらに世界でも知られるきっかけになった作品が、もののけ姫だということがあります。ただし、僕がとても大好きなのは別の作品で。 Aslında benim onun çok beğendiğim e, bir başka eseri e, bugünkü sunumumun içinde de bahsettiğim rüzgarlı vadiidir kazan e e, ben bu filmi Rrüzgarlı e, Vadi Japonya'da izlediğimde e, lise birinci sınıf öğrencisiydim

Ve belki de şimdi e, hayatımda böyle bir iş kolunu seçip şu anda hala anime ile ilgili çalışıyor olmamın sebebi e, o yıllarda Rüzgarlı Vadi'yi izlemiş olmamdır. Hey Umarım yeterli olmuştur yanıtım sizin için. Sonraki geçmek istiyorum. アニ,メでアニメの中で使われている音楽や作曲家についてどう思いますかアニメラ、はいえーでコザンラン、ミュ、えージカル、ミュージカル、ベステージラーハックンダ、ネギョルシェーアニメーションにとって音楽は非常に大切だと思っています。 Ben animasyon için müziğin e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee neze ki, to yeba ee tojo suru karakter no ee kokoro ee kanjo desu ne. toki ni ga na kara desu. çünkü e, anime'de yer alan karakterlerin e, iç e, kalplerini, hislerini yansıtmak e, müziğin görevi oluyor. ですから日本ではそのアニメのための音楽を書く専門的な作曲家が何人もいます için an, apan, man, var. それから、e, テレビアニメではそのテレビアニメの番組が始まるときと終わるときに、e, 歌が入ります。まあこれをちょっとうまく訳してくれるかどうか。えっ、ー、と<タッ>アニソン、アニメソング、<タッ>アニソンというんですが、<タッ>それがあります。え、日本<タッ>ではテレビジョンアニメのーン、え、最初に、で、最後に、え、一曲が入ります。<タッ>アニメソング、アニソンです、<タッ>で、このアニソンからは大変多くの名曲、え、ヒット曲が生まれました。 ve e, bu da çok ayrı bir e, başarıyla yürütülen beceri sektörü haline geldi. Eee e, e e, bu şarkılar da dahil olmak üzere animasyonlarda kullanılan müzik e, gerçekten e, çok önemli bir çalışmadır. Evet, evet yanıtım evet. bu kadar. ありがとうございます。えー、次にいきます。えー、現在現在のアニメは日本の文化を正しく反映していると思いますか？今日のアニメリー、日本の文化を正し,く反映してい正しく反映しているとは言えないと思います。 mutlaka doğru yansıttığını söyleyemeyeceğim. E, ya hari anime wa e, entertainment, gorak desu no de, e, genjit yori mo yori omoshiroku, e, toki ni ha genjit to wa gyaku animeler sonuçta bir eğlence unsuru. Dolayısıyla gerçeklerden daha eğlenceli, gerçeklerden daha farklı olabilirler. E e e maneをすると, e Dolayısıyla e, animelerde e, yer alanları gördüklerini çocuklar o, olduğu gibi eğer e, tekrarlayacak olurlarsa muhtemelen anneleri onlara kızacaktır. それは日本国外から、e,

Piyanoですね. E bandを作って, e Örneğin e, Japon ortaokulu öğrencisi kızların müzik grubu kullanıp çeşitli enstrümanların bir araya gelmesiyle bir müzik grubu oluşturup e, müzik yapmaları konu edilmektedir. Bu filmin bir bando okumu, <muching> bu yapılan eserin, 呃, eserden alınan ilhamla onun etkisiyle, gerçekten 呃, ortaokullarda 呃, kız bando gruplarının, kız müzik gruplarının 呃, kurulduğunu 呃, duyuyoruz. Bu gerçekleşti. E anime'de anlatılan konular Japon kültürü'nü sıhhatli ifadeしているわけではないんですが, ee e yani anime'de gösterilen her şeyin Japon kültürünü yansıttığını söyleyemesek bile anime'de gösterilen e, şeylerin e, gerçek hayatı etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Hayır, bu kadar. Teşekkür ederim. ありがとうございます、えー。これ最後にしたいと思います。えっ、ー、と、チャガさんがアニメ制作をしたい場合、どのような主題、どのようなこうジャンルを選びますかシズビルアニメをレッティメキステセイデニス、ハンギコヌユトゥルセチャールデニス。どのようなテーマを選ぶんですかはい。あはい。 はいえー、まず、えー、私は、えー、ア,ニメーションアニメを作ったことはありません。大学生の時に、えー、ほんの少しだけ作ったことはありますが、もちろんそれはあのプロフェッショナルの仕事ではありませんでした。 Üniversitedeyken biraz uh, anime uh, çizmekle yapmakla ilgilendim ama bu tabii ki profesyonel bir uh, uğraş değildi. Deskara, benim yaptığım ne zor bir soru oldu. Bu ben yapsam ne seçerdim acaba? De

,あの, Ve e, macera da sevdiğim için e, belki maceralı bir konu da seçebilirdim. ,あの anime, e e, yani, hizmeti özetleyecek olursam gerçekten çok geleneksel konulardan birine bağlı kalırdım.

Bundan sonra da çok yetenekli, başarılı çizerlerin yaptığı animasyonları, animeleri izlemek istiyorum. ]以上です. Teşekkür ederim. Umarım yeterli olmuştur yanıtım. Evet, teşekkür Sorular gelmeye devam ediyor. Ancak zamanımız kısıtlı olduğu için burada bitiriyoruz. Duyayı Japonya Büyük Elçiliği'nin YouTube kanalında paylaşacaktır. Kaçıranlara veya tekrar izlemek isteyenlere oradan izleyebileceklerini hatırlatmak isteriz. Son olarak YouTube açıklama kısmında yer alan ankete linkini tıklayarak bugünkü webinar hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızı rica ederiz. Sayın Sıgataya çok teşekkür ederiz. Tüm izleyicilere de katılımları için teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz.